Pixel'den herkese selamlar. Ben Proximate. Yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz daha önce LG'nin 4K ve Lenovo'nun 1080p fiyat performans oyuncu monitörlerini sizler için incelemiştim. Eğer bu incelemeyi izlemediyseniz kanalım üzerinden erişebilirsiniz. Bu sizler için 3. monitör incelemem olacak. Dilerseniz zaman kaybetmeden ürünü kutusundan çıkartarak ne var ne yok görelim, montajımızı yapalım ve incelememiz hızlı bir şekilde başlasın. Ürün tasarımı gayet basit olan ince ve hafif bir kutuyla geliyor. Kutunun içerisinden monitörün kendisi, iki parça ayak seti, güç kablosu, HDMI kablosu çıkıyor. Monitör basit bir şekilde aletsiz olarak saniyeler içerisinde kurulabiliyor. Malzeme kalitesi oldukça tatmin edici ve görsel olarak da güzel bir ürün. Aslında bu monitör G24F modelinin güncellenmiş ve geliştirilmiş bir üst modeli. Temel farklılıklarına baktığımızda kontrast oranı, renkler, tazeleme hızı, HDR Ready teknolojisi, USB bağlantı noktaları ve güç kullanımı gibi özelliklerinde geliştirme yapılırken ağırlık olarak da hafifleştirilmiş durumda. Standın alt ayak kısmı oldukça sağlam. Alan olarak da yaklaşık 37'ye 18 cm yer kaplıyor. Monitörün yan kalınlığı yaklaşık 1.6 cm iken çerçeve kalınlığı sol sağ ve üstten yaklaşık 2 mm, alt kısımdansa 21.6 mm. Monitöre arkadan baktığımızda tepe kısmında Piona Black parlak bir alan oluşturulmuş. Gigabyte markası ön alt kısımda, stand tepe noktasında ve arka sağ kısımda yer alırken model ismi de arka sol alt kısımda hafif bir şekilde belirginleştirilmiş. Beyaz güç gösterge LED'i noktası olarak sağ alt köşeye yakın konumlandırılmış. Monitörün arka bağlantılarına baktığımızda 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.2, 2 adet USB 3.2 Gen 1 girişi, 1 adet USB 3.2 port çıkışı, 1 adet kulaklık girişi ve 1 adet dahili güç girişi yer alıyor. Arka orta kısımda yer alan 100% VESA bağlantı sayesinde monitörü farklı stand ve VESA aksesuarları ile masanıza veya duvarınıza sabitleyebilirsiniz. Ürün 23.8 inçlik SS IPS panele sahip. Açılımı The Super Speed In-Plane Switching olan SS IPS, tipik IPS panellerine oldukça benzer. Ancak daha ince likit kristal katmanları ve daha yüksek sürüş voltajı ile tipik IPS'e kıyasla yanı süresi açısından 4 kat daha hızlıdır. Pikselleri gördüğünüz görüntülenme alanı yaklaşık 527'ye 296 mm olarak ayarlanmış. Panel arka ışıklandırmasında Edge teknolojisine yer verilmiş. Ekranda yansıtmayı azaltmak için mat bir yüzey kullanılmış. Bu sayede güneş ya da ortam ışıklandırmalarından daha az etkileniyor. Renk doygunluğu olarak sRGB teknolojisini barındırıyor. Ekran çözünürlüğü olarak minimum 800-600 ile maksimum 1920-1080 arasında yaklaşık 17 seçenek barındırmakta. Her bir piksel aralığı 0.27 mm, renk değeri ise 16.7 milyon. Ekran parlaklık değeri 300 nits, kontrast ise 1100'e 1 olarak belirlenmiş. Ekranı sağ sol ve alt üst açılardan 178 dereceye kadar sorunsuz izleyebiliyorsunuz. 1 milisaniye tepki süresine sahip bu monitörü 50 ila 165 hatta hız açıtma ile maksimum 180 Hz'e dayanan tazeleme hızında kullanabilirsiniz. Bu sayede rekabetçi oyunlarda daha kolay zaferler elde edeceksiniz. Flicker free ve düşük mavi ekran ışığı sayesinde saatler süren uzun kullanımlarda gözünüzün daha rahat etmesini sağlıyor. Monitör AMD FreeSync teknolojisiyle geliyor ve Adaptive Sync teknolojisini de destekliyor. Bu sayede özellikle 3 boyutlu hızlı oyunlarda ekranda oluşabilecek yırtılma ve bozulmanın önüne geçmiş oluyor. Ayrıca Nvidia ekran kartına sahip oyuncular da bu monitörü alarak gönül rahatlığıyla kullanabilirler.
Senkronizasyon teknolojisi her iki ekran kartı markasında da benzerlik gösterirken birbirlerine çapraz olarak destek vermektedirler. Açıkçası bu da çokça sorulan bir soru. Ben monitörü şimdi 3 gündür kullanıyorum ve çeşitli oyunlar üzerinde testlerini yaptım. Kullandığım sistemimde de Nvidia'ya ait bir ekran kartı yer almakta. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki oynadığım hiçbir oyunda ekranda yırtılma veya bozulma görmedim. Eğer siz de Nvidia ekran kartına sahipseniz bu monitörü gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Ekran testlerinde de 180 Hz tazeleme hızındayken herhangi bir problem görünmediğini sizler de gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca bağlantı olarak DisplayPort kablosunu kullandığımızı belirtmek isteriz. Oyun oynarken veya film izlerken monitörünüzü 144 ya da 165 Hz, daha günlük işlerinizde ise 120 Hz olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle E sınıfı enerji tüketimine sahip bu monitörün elektrik sarfiyatını dengeleyebilirsiniz. Ekranın duruşunu yukarı aşağı 130 mm ve 5 derece öne 20 derece arkaya doğru ergonomize göre konumlandırabilirsiniz. Arka sağ kısımda yer alan joystick yapısındaki ayarlar tuşundan güç, dashboard, ayarlar ve game assist sekmelerine ulaşabilirsiniz. Sol menüden oyunlarda işlemci ve ekran kartı verilerinizi sağlayan dashboard özelliklerine ve konumlandırılmasına, sağ menüden game assist üzerinden oyun bilgi, tazeleme hızı, orta ekran nişan göstergesi ve hizalama ayarlarına, üst menüdense arka aydınlatma, AMD FreeSync, ışıklandırma hazır modları ve kişiselleştirme, sistem, dil, ayar, kayıt ve sıfırlama ve benzeri seçeneklere ulaşabilirsiniz. Arka sağda yer alan bu joystick menü tuşunu sol sağ, üst alt yönlere tıklamadan direkt yönlendirerek de ön tanımlı kısa yollara ulaşabilir ya da seçeneklerde yer alan sistem Quick Switch kısmından istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Bu ayarların tamamını ve daha fazlasını kullanmak ve monitörünüzün kendi içindeki yazılımını güncellemek isterseniz ayrıca OCD Sidekick yazılımını kurabilirsiniz. Evet, monitörümüzün tüm teknik detaylarını ekranlarınızda görebilirsiniz. Evet, şimdi de her zaman yaptığımız gibi ürün hakkındaki artılar ve eksilere geçelim. Öncelikle artılardan bahsedecek olursak, monitörümüz oldukça şık ve sağlam bir malzeme kalitesine sahip. Dahili güç adaptörü sayesinde fazladan kablo kirliliğinden kurtulmuş oluyorsunuz. Ekranı dört yönlü hareketi sayesinde konumlandırmak oldukça fonksiyonel olmuş. Ekranın canlılığı, parlaklığı, kontrastı gerçekten etkileyici. 300 nits parlaklık değerinin düşük olduğunu düşünseniz de monitörü kullandıktan sonra hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Stand üzerinde yer alan kabloların toplu durmasını sağlayan bu oyuk, masa üstünüzde kablo dağınıklığını bir miktar azaltacaktır. Arka panelde yer alan USB 3.2 ile veri aktarımı hızlandırılmış. Aynı zamanda cihazlarınızda bu USB bağlantılarından şarj edebilirsiniz. Ben oyunculara şunu tavsiye ediyorum. Mouse ve farenizi kesinlikle monitör üzerinde bulunan USB hub'tan bilgisayarınıza bağlamayın. Aksi halde zaman zaman gecikmelerle karşılaşacak ve rekabetçi oyunlarda oyunu kaybetmenize sebebiyet verecek sinir bozucu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden eğer iyi bir oyuncusunuz ve rekabetçi oyunlar oynuyorsanız mutlaka mouse ve farenizi direkt bilgisayarın üzerindeki USB portlardan bağlamalısınız. Eksilere değinecek olursak bu monitör dahili hoparlör ve herhangi bir RGB ışıklandırma barındırmıyor. Sisteminde Nvidia ekran kartlar kullananlar için G-Sync teknolojisini barındırmıyor. Ama daha önce de söylediğim gibi bu monitörü Nvidia kullanıcı da gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Eğer sisteminiz düşük bir sistem değilse ve oyunlarda 60 FPS altına düşmüyorsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Bağlantı kablo uzunlukları herkes için yeterli olmayabilir. Kasa ve monitörü birbirinden uzakta konumlandıranlar için sıkıntı yaratabilir. Ayrıca G24F modelinde, yani bir önceki modelde DisplayPort kablosu kutudan çıkarken bu üründe DisplayPort kablosu maalesef kutusundan çıkmıyor. HDMI 2.1 yerine HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ya da 2.0 yerine ise 1.2 versiyonu kullanılmış. HDMI 2.1 120 Hz'de 4K ve 60 Hz'de 5K destekler. Aslında
1080p bu monitör için gereksiz bir teknoloji. Olmaması da eksi sayılmaz. DisplayPort 1.4 ve üzeri daha hızlı band genişliği, daha fazla ses kanalı ve daha fazla tazeleme hızını destekler. Bu sayede görüntü ve ses aktarımı daha hızlı olur. Yazılım güncellemesi ve birçok detaylı ayar OCD Sidekick sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu yazılımı kullanmanız için monitörünüz hub kısmından kasanıza bağlı olmalı. Ancak şunu söyleyelim ki benim kullandığım Windows 11'li sistemde program maalesef çalışmadı. İnternet üzerinden kısa bir araştırma yaptığınızda bu yazılımın gerçekten birçok sistemde çalışmadığını, problem yarattığını ve tam bir çözümünün güncellemelerle bile düzelmediğini görebilirsiniz. Ayrıca Control Center isimli yazılımı da pek fonksiyonel sayılmaz. Yani yazılım olarak GB sınıfta bırakabiliriz. Ekranı 4 yönlü konumlandırabildiğimizi söylemiştik. Ancak pivot yönde, yani merkezden etrafına bir hareket yapamıyor. Yani monitörünüzü dik konuma alamıyor ya da merkezden açı olarak sağa sola döndüremiyorsunuz. Kabloların takıldığı kısım çok dar bırakılmış. Monitörü yatırmadan bağlantılı yaparken zaman zaman zorlanabilirsiniz. Evet, 10. monitörümüz hakkında artlar ve eksilere hızlıca değindik. Ama yine şunu söylemek istiyorum ki eksilere lütfen kafanızı fazla takmayın. Sonuçta ürünümüz bir fiyat performans ürünü ve bahsettiğimiz özelliklerin eklenmesi durumunda ürünün fiyatı, yani maliyeti artacağından fiyat da yükselecektir. O zaman monitörümüz de fiyat performans ürünü olmaktan çıkacaktır. Şimdi monitörlerle ilgili başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şu monitörlerin fiyatlarına baktığınızda G-Sync teknolojisine sahip monitörlerin fiyatının daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi de monitör üreticisi Nvidia firmasından G-Sync teknolojisini kullanmak üzere bir çip satın alarak monitörlerine eklemesi gerekiyor. Bu da dolayısıyla maliyeti artıyor. AMD tarafındaysa FreeSync ve Adaptive Sync olarak yazılımla destekliyorlar ve bu yazılım sayesinde maliyet çok fazla artmamış oluyor. Bu yüzden AMD ekran kartlarını destekleyen Sync teknolojisi daha ucuz monitörlerle geliyor. Evet, size aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Ürün hakkındaki soru ve görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmından bize aktarabilirsiniz. Twitter sayfamızdan ücretsiz oyunlara ve güncel oyun haberlerine ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde Instagram sayfamızdan da bizi takip edebilirsiniz. Videolara yorum yazmayı, beğeni atmayı ve kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.